Amerika Birleşik Devletleri çelik alüminyum tokadı attı. Avrupa Birliği RES Çekya Başkanı Donald Trump, fikrini değiştirmesine yönelik onca çağrıya rağmen, ülkesinin en yakın müttefiklerini yüksek gümrük vergileriyle vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Avrupa Birliği, AB, Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergilerinin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ross, bundan böyle AB, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe %25, alüminyuma %10 vergi uygulanacağını belirtti. Oysa Amerika Birleşik Devletleri ile kuzey komşusu Kanada ve güney komşusu Meksika arasında can damarı niteliğinde yaşamsal önemde pek çok ilişki var. AB üyesi ülkelerin birçoğu da aynı zamanda NATO müttefiki, Trump'ın bu inadının, Amerika kıtasını karıştırmanın ötesinde Transatlantik İttifakı'nı onarılması çok zararlar vereceği yorumları yapılıyor. Fransa'dan misilleme uyarısı ilk tepkiyi Fransa gösterdi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek gümrük vergilerinin haksız ve tehlikeli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları uygulaması durumunda AB'nin gerekli tüm önlemleri alarak karşılık vereceğini dile getiren Le Maire, en büyük ticaret ortakları olan AB ile ticaret ihtilafına girmek isteyip istememek tümüyle Amerika Birleşik Devletleri'li yetkililere kalmış dedi. Almanya'ya göre yasa dışı ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan vergilerini yasa dışı addettiklerini belirterek sert dille eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, önce Amerika'ya karşı Birleşik Avrupa Maas, Trump'ın önce Amerika'sına tek bir yanıtımız olabilir, o da, Birleşik Avrupa'dır, dedi. Merkel, tırmanma döngüsüne GİR-ECE-YİZ Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Amerika Birleşik Devletleri'nin ek gümrük vergilerinin küresel ticarette gerilimin, krizin tırmanması döngüsü yaratabileceğini belirtti. Şansölye, Ross'un açıklamasının öncesinde de AB'nin Amerika Birleşik Devletleri'ye akıllı, kararlı ve hep birlikte yanıt vereceğini dile getirdi. Merkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin ek gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla örtüşmediğine işaret etti. Komisyon, AB'nin çıkarlarını savunacağız Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, dünya ticareti için kötü bir gün tepkisini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilave vergilerini tümüyle kabul edilemez, diye niteleyen Juncker, AB, bunun haksızlık olduğuna ve Dünya Ticaret Örgütü, DTÖ kurallarına aykırı olduğunu inanıyor. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. Amerika Birleşik Devletleri, bize döde kendisine dava açmak ve Amerikan mamullerine ilave vergi getirmekten başka çare bırakmıyor. Uluslararası ticaret hukukuna tam uyarak AB'nin çıkarlarını savunacağız. AB'nin MİSİLEME planı hazır AB, misilleme olarak, Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Plana göre yaklaşık 3 milyar euro tutarındaki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi, Amerika Birleşik Devletleri'den ithal edilen viski, motosiklet ve kot pantolon gibi ürünleri kapsayacak. Ross'tan tehdit bugün Fransız sahanın gazetesi Le Figaro'da yayımlanan röportajda Ross, AB ile ticaret savaşı istemediklerini söyleyerek şöyle devam etti, misilleme önlemleri alıp almama kararı Avrupa Birliği'ne ait. Eğer alırsa bir sonraki soru şu olur, Trump buna nasıl tepki verecektir, Çin misilleme yapmaya karar verdiğindeki tepkisini gördünüz.
Eğer taraflar arasında gerilim tırmanırsa AB misilleme uygulama kararı aldığından ötürüdür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiklerini vurarak ticaret savaşlarını başlatmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Dünya tarihinde ticaret savaşlarını büyük güçler arası savaşların takip ettiği bir eğilim gözlemlemek mümkün. Trump, ticaret savaşları iyidir. Daha önce Trump yüksek ek gümrük vergisi kararına gelen tepkiler üzerine AB ve diğer bazı ülkeler için 1 Haziran'a dek bir aylık muafiyet süresi tanımıştı. Bu gece yarısı sürenin dolması öncesinde muafiyetin uzatılmayacağı netleşti. Trump'ın kararı karşısında ticaret savaşı uyarısı yapmış olan Alman hükümeti kendisinden, "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır," yanıtını almıştı.